Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Arif Maden. Bugünkü videomda sizlere Light Cücekuş inimizin ilk yumurtasını göstereceğim. Artık Light Cücekuş inlerimiz yumurtladı. Hem Light Cücekuş inlerimizi böyle bir inceleyeceğiz, anlatacağım vesaire. Hem de yumurtalarına bakacağız. Hiç uzatmadan yumurtaya doğru ilerleyeyim. Yani biliyorsunuz burası onların kümesi. Hani her ırk süs tavuklarında ayrı ayrı kalır ya. Bu işte cücekuş inlerimiz de bu kümeste kalıyor. Bugün onları saldım okula gitmeden. Çıktılar işte dışarı gezdiler falan yani. Her videomda söylüyordum hani cücekuş inlerden yumurta bekliyoruz. İşte çok az kaldı yumurtlayacaklar. Çünkü belli ediyordu tavuklar kendilerini. Ondan sonra bakalım işte okuldan geldim. Bir gördüm yumurtlamış yani. Şimdi hiç videoda o demeyeceğim yani, yeni görmüş gibi yapmayacağım. Geldim çünkü okuldan geldim, baktım yumurtlamıştı. Bir adet yumurta yapmışlardı. 3 tavuktan biri yumurtlamış yani. Şimdi geçelim dostlarım içeriye, kümesimize. İşte kümesimizde ben şöyle göstereyim. Yumurta burada. Ben sandım ki yere yumurtlarlar hani. İlk 2-3 gündür 5 gündür geliyorum hani okuldan, çünkü yumurta bekliyorum yani tavuklardan. Geliyorum, hep sürekli yere bakıyorum hani yumurtlamıyorlar diyorum, geç kaldılar. Onu sonra acaba şey olarak düşünüyorum, hani yumurtladı da kırıldı mı falan diye iyice inceliyorum yeri bu sefer. Hani yumurta kabuğu var mı yerde vesaire, işte yani belli olur veya yumurta kırılmış da bir lekesi falan var mı bir yerlerde diye follu aynı şekilde bakıyorum. Çünkü benim astrologlarım her zaman hep ilk başta yere yumurtladılar. Yere yumurtladıktan sonra hep kırılıyordu falan tabii ilk başlarda. Hemen alamazsam, ben de okuldayım hemen alamıyorum ve vesaire. Birçok öyle kırıkla karşılaşıyordum. Daha sonradan öğreniyorlardı. Benim tüm astrologlarım öyle oldu, fakat cücekuş inler akıllı çıktı. Bu yumurtlamışlar bugün gördüğünüz üzere. Şimdi bunu alalım, bir koşinlerimizin yanına çıkalım. Bakalım bu yumurta diğer yumurtalara göre büyük mü küçük mü arkadaşlar. Şöyle göstereyim, boyutuna şöyle bakın. Yani aslında ufak, bayağı bir ufak. Bayağı bir ufak, elimle arasındaki farka bakın. Ama onu tutup da ya abi çok da ufak bir yumurta diyemeyiz. Yani serama gibi falan değil herhalde. Seramanınki falan daha ufak yani. Bu da bir koşin. Cüce koşinimizin yumurtası. Bunlardan acaba hangisi yumurtladı kızlarımızdan? Ben şundan diye düşünüyorum. Şu var ya şu. Cidden o olabilir. Ondan düşünüyorum. Diğer ikisinden yani bilmiyorum onlar yumurtladı mı. Ben yani belki de onlar yumurtlamıştır hani, bilmiyorum ama ben şunu olarak tahmin ediyorum. Yumurta arkadaşlar ufak. Ama çok da ufak değil yani, kırıp yesen yenilebilecek bir yumurta yani, şey bir sıkıntı yani, ufacık değil yani. Yine kırıp yiyebilirsiniz. Öyle söyleyeyim hani, bilgi sahibi olmak isteyenler. Çünkü kimisi diyor ki hani bize misafir geliyor, bu koşinleri falan görüyor. Bunları yumurtluyor mu diyor. Evet yumurtluyor yani, veya işte yumurtaya az kaldı diyorum. Hani yumurtlayacak diyorum. Daha bunlar yumurtlamadan önce gelen misafirler falan. Diyorlar ki hemen ilk sordukları soru, bunların yumurtası çok mu ufak? Bir de ikinci sordukları soru, hani hiç bilmeyen adamdan bahsediyorum. İkinci sordukları soruda bunların yumurtası yenilebilir mi? Hani kahvaltıda falan yiyebilir miyiz bu yumurta? Ben de diyorum tabii yenir yani, bunda ne var? Bu da tavuk, bu da bir tavuk, bu da bir yumurtlamış yani, bu da normal bir yumurta, bir tavuk yani. Sadece tavuğun dış görünüşü farklı, öyle söyleyeyim size. Hani ne bileyim, millet bunları bir değişik görüyor. Paçasına bakıyor, kuyruğuna bakıyor, işte desenine bakıyor. Light deseni misal örneğin, işte ne bileyim bakıyor, diyor ki ya işte bunlar yenir mi yumurtası? Bunun eti yenir mi diye soran var yani. Arkadaşlar ne olacak, bu da bir tavuk yani, bu bir şey değil, bu farklı bir hayvan değil, bu bir tavuk. Sadece tavuğun şekillendirilmiş hali diyeyim sizlere. Hani şöyle düşünün, köpeklerde hani örneğin kangal köpeği, pitbull köpeği, ne bileyim doberman, yani köpeğin bir sürü çeşidi varsa bu da tavukların bir sürü çeşidi. Ha misal şu da tavuk, şunlar da tavuk, bunlar da benim astrologlarım, bunlar da benim astrologlarım, bunlar da koşinlerim. Sonuç olarak ikisi de tavuk. Sadece dış görünüşlerinde farklılık var bunların. Bunun hani süs tavukları.
Öyle söyleyeyim. Yani işte bir de herkes ona şaşırıyor. İşte ismi mesela bunun süs tavukları olarak geçiyor. Süs tavuğu olarak. Bu sadece süs mü hani? Böyle kalır mı? Bunun eti yenmez mi? Hani hiç bilmeyen adamlar böyle soruyor. Öyle bir şey yok. Onlara hani bu videoda bir yanıt vereyim dedim. Sohbet olsun dedim. Bu yani yumurtası da yenir, eti de yenir. Ama kimse tutup da bu hayvanı kesip de yemez hani. Öyle söyleyeyim hani. Yani bunu tutup da ya acıktım hadi kesim diyen falan yoktur ama diğer köy tavuğu olsun ne olsun bu olsun galiba şunu pişirek de yiyek denilebiliyor. Ama bunları kimse kıyıp da yiyemez. Hem dış görünüşünden falan dolayı yani böyle acayip güzel görünüşlerinden dolayı insan kesmeyi kıyamıyor. Farklı bir açıdan da bakarsan maddiyattan dolayı misal bunu satarsın yerine 5-6 tane köy tavuğu alırsın. Hem bu ufacık bir hayvan öyle düşün. 5-6 tane alacaksın köy tavuğu seni kaç gün doyurur? Örneğin et yemek istiyorsan da kimse bunları kesip yemez. O yüzden hiç böyle hani kesip yiyen falan gözükmediği için millet de bunu hiç bilmediği için böyle bir şey soruyor ki yani bunun eti yeniyor mu? Yenir tabi bununla bir şey yok. Koşinlerimize işte biraz daha gelecek olursak işte bir tanesi yumurtlamış dediğim gibi diğerlerinden de yani yumurta bekliyoruz. Her gün yani onlardan da bir yumurta gelecek mi geldi mi diye kontrol ediyorum. Bugün yani bugün bir önce yumurtamızı aldık. Yarın bakalım iki mi olur bu folluğumuzda yoksa yine bir mi olur bilemiyorum. Bunlar da yumurtlamaya başlar. Tam anlamıyla bunlar yumurtlamaya başlasın yani tavuklarımız. Tavuklarımız tam böyle yumurtlamaya başlasın üçü de. Günde şöyle 2-3 yumurta alalım. İlk tabii ki kendi makinama koyacağım. Kendi kuluçka makinama. Bunları üretmeye çalışacağım tabii ki. Ondan sonra da ilk kuluçka makinam doluyken benim bunları yumurtasını ücretli şekilde sahiplendirme yapacağım. Bunu zaten Facebook üzerinden bildiriyorum. Veya hani direkt siz gelip bana sormak isterseniz ya işte yumurtasını alalım şudur budur. Arkadaşlar bana gelip sorabilirsiniz. Facebook veya Instagram adresinden. Instagram'ı takip etmiyorsanız zaten şu anda büyük ihtimalle şu an ekrana koyuyorum. Instagram'ımı da takip edin. Oradan da hani ulaşabilirsiniz bana. Facebook'tan ulaşabilirsiniz. Hepsinin linki açıklama kısmında mevcut. Almak isteyen olursa gelsin konuşalım. İşte ne bileyim alıyorsa alır, anlaşabilirsek. Öyle bir şeyler yapacağız. İnşallah. Horozun gözünü soracak olanlar varsa yine hala geçmedi arkadaşlar. Bir ay oldu horozun gözü böyle bir şiş. Ondan sonracığıma köpürdü. İşte 50 ton şey denedim, ilaç denedim. Ve hani veterinere götürdüm her gün her gün. Her gün iğne vuruldu. Hani olmadı olmadı. Bir türlü geçmiyor gözü, bir türlü geçmiyor. İşte antibiyotiğinden tutun da ne bileyim çeşit çeşit şeyler yaptık. Yok hayvan geçmiyor ya. Gözü o öyle kaldı şu anda. Bilmem ama onda bir sıkıntı yok yani sadece gözü öyle. Hani damızlık olarak yine kullanıyoruz. Alttan gelen yavrularda herhangi bir sıkıntı olmaz ondan dolayı. Çünkü hastalık kalıtsal değildir. O horozumuzda hani gözü öyle şiş diye misal bu diğer altından gelen yavrularına kendi nesline aktarılmaz. Bu cüce koşinlere gelecek olursak yani tiplerine daha doğrusu tipleri arkadaşlar böyle gördüğünüz üzere hani anlatmaya gerek yok cidden paçalı hayvanlar daha çok böyle topak oluyorlar kuyrukları falan top gibi oluyor böyle topak oluyorlar işte bunların da tabii ki cüce koşinler sadece bu renkte olacak diye bir şey yok bunların da çeşit çeşit rengi var sadece siyah ne bileyim blusu işte bilek işte ondan sonra sıplaşı var porseleni var çeşit çeşit renkleri var bunları internet üzerinde aratırsanız en çok hangisi hoşunuza giderse onları alabilirsiniz sahiplenebilirsiniz bu ama benim en çok hoşuma bu light'lar gidiyor bu desenin adı da light'tır bilmeyenler için söyleyeyim light. Neyse arkadaşlar anlattım ettim her şeyi. Bu videomuzun sonuna burada geldik. Çok hoştu yani. Bu videoda bayağı sevindirici bir videoydu benim için. Sizler için de öyle mi bilmiyorum ama eğer beğendiyseniz videoyu beğeni atmayı aşağıda unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz beni ilk defa izliyorsanız falan da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.